Sevgili gençler, 7 Meşaleciler topluluğunda Yaşar Nabi Nayır'la devam ediyoruz. Anahtar kelimelerle hızlı tekrar videolarımızda Yaşar Nabi Nayır'ın hemen anahtar kelimelerine bakalım hep beraber. Önemli bir sanatçı. Biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde saf şiir anlayışında 7 Meşaleciler saf şiir anlayışıyla şiir yazan bir edebi topluluktu. Bu topluluk içerisinde de en önemli isimlerden birisi Yaşar Nabi Nayır'dır. 4 anahtar kelimesiyle ve öne çıkan daha doğrusu eserleriyle de sanatçımız karşınızda. En önemli anahtar kelimesi Yaşar Nabi Nayır'ın Varlık dergisini çıkarıyor olmasıdır. Yani grup içerisinde yayımcı kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Şöyle diyorum, grup içerisinde yayıncı kimliğiyle ön plana çıkan isim Yaşar Nabi Nayır'dır. Ben de bunu aklınızda şöyle tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Varlık dergisini mutlaka veriyorlar testlerde ve şu şekilde aklınızda tutacaksınız. İsminden yola çıkarak yaşa, var ol, yaşa, var ol diye bir kullanım vardır ya hani. Bakın yaşadan yaşar kelimesi, Yaşar Nabi Nayır'ın yaşar kelimesine ulaşıyorsunuz. Var oldan da sanatçının Varlık dergisini çıkarmış olmasına ulaşabiliyorsunuz. Çünkü iki arkadaşıyla birlikte 1933'te çıkarmaya başladığı Varlık dergisini ve Varlık ve kurduğu Varlık Yayın Evi ile adı özdeşleşen bir sanatçımız ve edebiyat tarihindeki yerini belirleyen Varlık, edebiyatımızın da aynı zamanda en uzun ömürlü dergisidir ve hala belki biliyorsunuzdur çıkarılmaya da devam eden bir dergidir. O yüzden Yaşar Nabi Nayır'ın bu özelliğini mutlaka size soracaklardır. Son kez tekrarlıyorum. Aklımızda nasıl tutuyoruz? Varlık dergisiyle bütünleştiğini, yaşa, var ol şeklinde dediğimizde Yaşar Nabi Nayır'ın Varlık dergisini çıkardığı aklımıza geliyor. Bunun haricinde buraya bakın Atatürkçülük olarak yazdığım ikinci bir madde var. Resmi görüş olarak Atatürkçülük yanında bir tavır sergilemiştir. Bazen bunu veriyorlar test kitaplarında veya denemelerde. Bu da yine isminden yola çıkarak aklımızda tutabileceğimiz bir anahtar kelimesi. Şöyle yapalım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. Böyle bir hani marşımız vardır ya. Yine yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşa Atatürk. Gördünüz mü? Yine isminden yola çıkarak bu anahtar kelimesine de ulaşmış olduk. Şimdi eserlerini konuşalım isterseniz. Onar Mısra ve Kahramanlar isimli şiir kitapları vardır sanatçımızın. Sevi Çıkmazı isimli bir öykü kitabı vardır. Adem ile Havva. Bu Adem ile Havva'ya bazen sorularda denk geldim. Adem ile Havva isimli bir romanı vardır. İnkılap Çocuklarını ben burada tercih ettim. Çok fazla karşıma çıktığı için tiyatro alanında. Ama Köyün Namusu, Mete, isterseniz şuraya yazayım. Siz de notlarınızı alın ya da çizin. Köyün Namusu, bunlar da tiyatro eseri olacaktır. Mete gibi tiyatro eserleri de vardır İnkılap Çocukları haricinde. Ama hocam hangisini bilelim, en çok karşımıza ne çıkar, hangi anahtar kelimesi çıkar dediğimizde birinci madde karşınıza çok fazla çıkacaktır. 7 Meşaleciler topluluğunun yayıncısı olarak karşınıza çıkacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Başka bir sanatçıda, başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.